Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şöyle bir argümanı yükseltmek için buradayız. Kardeşim şu hikayede bu karakter olsaydı burası pat diye biterdi. Ya da neden şu karakter bu hikayede burada değildi? Neden farklı karakterleri buraya getirdik? Bu argümanı yükseltmek için size Rodos'ta bir karakter bir yere nasıl görevlendiriliyor bunu açıklayacağım. Ondan sonrasında neden her karakter her yere gidemiyor? Bazı karakterler için bu durumlar neden özel? Size bunu belirteceğim. Şimdi ilk olarak Rodos'taki karakterlerin görevlendirilmesinden bahsedersek arkadaşlar Rodos'ta çalışan çoğu karakter direkt olarak Rodos'a bağlı değil. Yani yarı zamanlı işçi gibi düşünebilirsiniz. Parasının karşılığında sadece bazı görevleri yapıyorlar. Mesela bunlardan birisi Mostuma diyebiliriz. Hatta Mostuma'nın operatör rekordunda da böyle yazıyordu zaten. Yine Texas da bu tür karakterler sayılır. Yani bunlar Rodos'a kayıtlı karakterler ama Rodos için arada sırada iş yapıyorlar. Ana işleri onların ana önceliği. Bunun dışında direkt olarak Rodos'a çalışan karakterler daha az. Hatta %20 oranı falan diyebiliriz. Bu karakterlerde ise şimdi şöyle bir durum var. Gerçekten güçlü olan karakterler arkadaşlar genelde belli bürolardan sorumlu. Ve Rodos'un pek çok bürosu var. Her ülkede Rodos büroları var. O ülkenin şehirlerinde küçük küçük Rodos büroları var. Hani oralara küçük bürolar için sorumlu büyük yetkili birisi yok ama oralara sonuçta birilerinin gitmesi gerekiyor. Gene güçlü kişileri gönderiyorlar. Mesela Victoria'ya Outcast gidiyordu önceden. Güçlü kişilerin hem orada komuta zincirinde görevleri var hem de başka ülkelerde bürolarda olmaları gerekiyor. Hatta elit operatörlerse kendi başlarına belli bölgelerden sorumlu olabiliyorlar. Şu anda ismini unuttum ama mesela Iberia'dan sorumlu olan bir Rodos'un elit operatörü var. Orada bir olay olduğu zaman hani kendi başına müdahale edip Rodos'un yararına olabilecek bir şey varsa, şirketin nasıl söyleyeyim, kar edilebileceği bir şey varsa kendisi karar alıp kendisi müdahale edebiliyor Rodos adına. Aynı şekilde farklı bölgelerde de temsilciler mevcut. Yani yetenekli kişiler farklı farklı bölgelere dağıldığı için pat diye bir yere toplayıp gönderemiyoruz. Onun dışında bazı güçlü karakterlerin de mesela Silver Rush de diyebilirsiniz buna. İşte Mostuma da diyebilirsiniz. Bunlar da genel olarak sürekli Rodos'ta çalışmadığı için gelemeyeceğini biliyorsunuz. Zaten Silver Rush ülkesindeki olaylarla ilgileniyor çoğunlukla. Şimdi geriye kaldı Rodos içerisinde güçlü olup da gelebilecek ama belli durumlara gelemeyen karakterlere. Yani mesela Rosmontis. Onun dışında işte Skadi gene her yere gitmiyor. Skadi de Rodos'ta çalışıyor sürekli olarak. İşte Seobe var. Başka kimi söyleyebiliriz? Mudrok. Şimdi bu karakterlerin farklı durumları var. Mesela hepsinden başlayalım. Şimdi Rosmontis arkadaşlar bir kere katliam olan, şehir olan bir yerlere gönderemiyorsunuz. Çünkü Rosmontis'in gücü, hani nasıl söyleyeyim size, bir binayı pat diye yıkabilmek Rosmontis için çok kolay bir şey. Ve siz Rosmontis'i insanların bol olduğu bir şehire gönderip şu binada şehir hani düşman var derseniz büyük ihtimal bina direkt çökeceği için hani Rosmontis'i şehirde kullanamıyorsunuz. Hatta Rosmontis'i arkadaşlar biz ilk defa gördüğümüz zaman Rodos gemisine Reunion saldırı yapıyor ve o sırada doktoru uyarıyorlar. Diyorlar ki hani istiyorsan buraya bakma. Uyarmalarının sebebi hani düşmanın geleceği durum. Açık ortamda düşman öyle bir dayak yiyecek ki hani miden kaldırmayabilir, bakma deyip doktoru uyarıyorlar yani. O yüzden Rosmontis'in bir şehirde dövüşmesi çok zor. Kendini tutabilecek güç seviyesinde olmadığı için mesela Rosmontis'i şehirle alakalı olan yerlere gönderemiyoruz genelde. Mesela Victoria'ya gelmemesinin en büyük sebebi de büyük ihtimal o. Victoria'da olsa çok fazla şey yapabilirdi ama hani şehrin geri devam etmesi lazım hayatına. Ondan sonra Skadi, yine arkadaşlar Skadi yalnız çalışmayı tercih ediyor genelde. Granny ile çalıştığını gördük hikayede ama onun dışında diğer abisiyle Antrilal'la da genelde yalnız başına çalışmayı tercih edip yine aşırı derecede güçlü birisi olduğu için Skadi de böyle şehirsel görevlere gelmiyor. Onun dışında kendisi tek başına yapabileceği görevleri tercih ediyor. Ve Skadi'yi de hani böyle zorlayamıyorsunuz görevlere göndermeye. Ondan sonra başka kim olabilir? Böyle tek tek gidelim diyeceğim de. Seobe. Seobe arkadaşlar yine karmaşık görevlere gönderemiyorsunuz. Çünkü Seobe'nin şöyle bir sorun var. Seobe gelişmediği için bayağı basit emirleri anlayabiliyor sadece. Yani şuna saldır, şunu döv gibi emirler gibi vermeniz gerekiyor. Ve olayların karışabileceği işte yine Victoria tarzı gibi olaylarda, Victoria'daki olaylar gibi yani Seobe ortalığı daha da fazla karıştırabilir. O yüzden yani Seobe'yi genelde daha basit şeyler için gönderiyorlar. Mudrok gönderemiyorsunuz çünkü Mudrok sarkas. Yani Mudrok'u yine Victoria'daki olaylarda kullanmanız çok büyük bir sorun. İşte başka şu anda direkt aklıma gelen karakter Reed mesela. Reed kendi başına dolanıyordu. Reed'i kendi Epozite'deki hikayesinden biliyorsunuzdur. Reed şu anda Victoria'nın dışında kendi kurduğu küçük bir ekiple takılıyor. Tamamen bizim görevlerimizden dışarıda bir şekilde duruyor.
Neyse bütün karakterlerden bahsetmeyeceğim ama yani görevlere getirebileceğimiz karakterleri o sırada hikayede boş olan karakterler arasından oyun içerisindeki hikayeye göre doktor seçiyor. O yüzden bu karakter buraya gelseydi süper olurdu dediğimiz senaryoda mutlaka o karakterin farklı bir yerde farklı bir olayı yaptığını en azından sonradan görebiliyoruz. Mutlaka sonradan göreceğizdir de. Şey demeyin sakın kardeşim, Silver Age gelseydi bir şivin şivik yapsaydı da Victoria Boss'u ölseydi demeyin. Yapamaz. Orada yok. Jenak'la uğraşıyor adam. Neyse bugün bunu söylemek istedim çünkü yani hikayeyle alakalı bazı böyle yorumlar görmüştüm. Kardeşim neden en güçlü karakterleri sürekli göndermiyoruz sağa sola diye. Arkadaşlar bütün adamlar hani 7-24 saat gemide doktor bizi sağa sola göndersin diye beklemiyor. Yani çoğu karakter, yani Rodos'a tamamen bağlı olmayanlar kendi işleriyle uğraşıyor. Rodos'a bağlı olanlar bile hani sürekli olarak biz bir yere göndermek zorundayız. Terra dünyasında internet gibi bir şey olmadığı için mesela bir emir gitmesi gerektiği zaman uzak bir yere birisini verip göndermemiz gerekiyor emire. O yüzden yetenekli birisini gönderiyorsunuz ki başka bir ülkeye bu branş ofisinde şöyle bir emir verilecek diye. Hani adam iletişimi o şekilde sağlıyorsun. Neyse. Benim diyeceklerim bu kadardı. Bu konuda sizin aklınıza takılan ya da sormak istediğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.